Merhabalar, Gazete Duvar'dayız. Ben Deniz Murat Meriç, Gazete Duvar'ın müzik yazarlarından. Bugün Duvar Özel'de çok değerli bir insanı, benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan birini, Erdal Güney'i ağırlıyoruz. Onunla yeni albümü Yağmur Bekley'i konuşacağız ama sadece bunu değil, bundan biraz önceye de gidip bugüne kadar yaptığı bir kısım işlerden de bahsedeceğiz. Zamanımız yettiği sürece elbette. Çok yakın zamanda aslında seninle bir programa konuk olarak katılmıştık, Rıza Sönmez'in programına. Bugün şimdi ben soru sorucu, sen soru sorulan taraftasın. Orada ikimiz de soru sorulan taraftaydık, rahattık. Evet. Şimdi hani seni yakından tanıdığım için ne kadar böyle ne sorayım, nasıl sorayım, hiçbir şeyi hiç bilmiyormuş gibi nasıl davranayım biraz zor olacak tabii ama bir şekilde karşılıklı sohbet halinde bunu sürdüreceğiz. Yağmur Bekley yeni yayınlandı, çok taze bir albüm. Biraz onun hikayesini senden dinleyerek başlayalım aslında. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Gazete Duvar'a da teşekkür ederim davet ettiği için ve seninle bu sohbeti yapma fırsatımız olduğu için. Tabii benim için de zor. Çünkü insan arkadaşıyla da hani böyle cevaplar vermesi biraz... Değil mi? Bunları daha önce konuştuk. Nerede konuştuk, nasıl konuştuk falanlar bir kenara. Benim sanırım kişisel müzik hikayemde bu 6. albüme tekabül ediyor. Yaklaşık 22 yıl oldu. İşte biz böyle 4 yılda bir, 5 yılda bir bir albüm üretebildiğimiz oranda, yeni şarkı üretebildiğimiz oranda paylaşıyoruz. Bu albümün benim açımdan özelliği bir 4-5 yıl oldu albüm, yeni bir albüm üretmeyeli. Bir taraftan çok zor bir, endüstriyel bir zorluk yaşadığımız bir dönem. Bunun handikapları var ama bu albüm benim açımdan önemliliği birçok müzisyen arkadaşın eşlik etmesi, birlikte şarkı okumuş olmamız, o çok kıymetliydi. Evet, daha önce yayınlanan iki şarkı var, Jülide Özçelik'le birlikte söyledim. Hüseyin Turan ve Jülide Özçelik'le okuduklarımız var. Söylediğin şarkılar. Onun dışında Yasemin Göksu, İlkay Akkaya, Servet Kocakaya, Sebahattin Atik katkı sağladı, Volkan Uzunhasanoğlu katkı sağladı, bir şarkıyı beraber okuduk. Kardeşim Mustafa Güney'le, işte onun vokalleri var. Tüm bunlar sanıyorum yeni şarkılar ve yeni bir takım duygular diyebilirim. Bunu dinleyicilerimizle buluşturacağız. Tabii bundan sonrası nasıl olacak onu merak ediyorum. Geriye dönüşlerle biz aslında tekrar dinleyebilir hale geliyoruz. Aslında şu anda konuşuyoruz ama sadece albüm neden oluşuyor konuşuyoruz. Evet. Hani geri dönüşler hepimiz için çok önemli. Kesinlikle. Galiba. Çünkü 2-2,5 yıldır çalışıyoruz. Üretim aşaması da değil. Stüdyo, yabancılaşıyoruz. Defalarca kere dinleye dinleye. Sonra dinleyici niye benim için çok özel? Dinliyor ve bana unuttuğum şeyleri kendi dünyasına tekrar hatırlatıyor. O yüzden çok minnettar oluyorum. Ama çok güzel. Senin çok kemik bir dinleyicin var. Hani hem konserlerini takip eden, albümlerini takip eden ve bunlar hakkında böyle yapıcı yorumlar yapan diyeyim, güzel eleştirilerde bulunan, işte hakkında yazılan, hani Twitter'da baktığımızda ya da başka yerlerde baktığımızda yazılan şeyler hep olumlu şeyler. Yani o böyle sanki bir kitle oluşturmuşsun ve onlara böyle yazın, böyle söyleyin diyormuşsun gibi. Yok, bir şey oluyor. İşte yani onun çok organik herhalde bir kitle olduğu da çok belli. Şeyle ilgili herhalde, yani ben mesela müzikal bir takım arayışlar içinde olmuyoruz. Yani formlar belli, müzikal arayışlar belli, yeni bir şeyler önermiyoruz. Şarkı yazıyoruz ve bunu bestediyoruz ve söylüyoruz. Aslında ben kendi bestelerimiz olmasa da ben şarkı söyler miydim emin değilim işin açığı. O böyle enteresan bir nokta. Çünkü şarkı söylemek bambaşka bir durum. Tabii ki. Biz kendi öykülerimizi anlatacaksak eğer kendim anlatayım düşüncesiyle beraber oluştu. O yüzden böyle hayata dokunan, o hayatı farkında yaşamaya çalışan, duygularını çok barışık yaşayan, insanlarla karşılaşıyorum. Onlar dinliyor zaten. Herkes dinlemiyor. Ne mutlu da herkes dinlemesin zaten. Yani o şarkıyla ilişki kurabilen, kendi hayatıyla da ilişki kurabilen insanlarla buluşunca da onlar sürekli güzel şeyler söylüyorlar. Bu durumda aslında yorumcudan öte besteci Erdal Güney'den bahsetmekte fayda var tabii ki. Hatta söz yazarı da değil çünkü kardeşimle yazıyoruz. Sözleri. Daha çok o yazıyor. Ve sen onları besteliyorsun. Evet. Ve bu durumda besteci Erdal Güney karşımıza çıkıyor. Ama aslında böyle geniş kitlelere ulaşma sebebi de senin bir kısım şarkılarının bu bestecilik dönemi hali ya da çünkü işte Elveda Rumeli Hatırla Sevgili gibi dizilerle birlikte aslında çok büyük kitlelere ulaştın şarkılarını.
Ya da düzenlemelerin ne de diyelim aslında bir taraftan. Bunda şeyin de çok etkisi var tabii. O mecra çok hızlı yayılan bir mecra. İnsanlara ulaşma açısından yaptığımız her hafta yeni besteler ya da yeni versiyonlar üretmek. Bunlar çok sıkıntılı, sancılı süreçler. Fakat insanlar hala o dizi, film müziklerine yaptıklarımızla da bir yer açmışlar. Bunun ikisi aslında son 5-6 yıldır bunun ikisi buluştu. Bir tarafta kendi albümlerimizden, şarkılardan, bir taraftan da daha geniş bir kitleye ulaşması açısından bunun ikisi kazasız belasız geldi. Dilerim bir süre daha böyle devam eder. Ondan sonra zaten... Peki konserlerde nasıl gidiyor iş? Yani kendi şarkılarını söylüyorsun, bunları da söylüyorsun. Hatta ortak hafızayı canlandıran bir eğlenceli bölümün de var. Yani bunlar nasıl tepki alıyor, nasıl şey yapıyor? Erdal Güney'i dinlemeye gelenler elbette senin şarkılarını dinlemeye geliyor. Ama böyle nasıl diyeyim, yanılıp da gelip hani böyle şey yapan insanlar var mı, ulaşıyor mu sana bunlar? Bu olası bir durum olduğu için ben hemen konser başına şey diyorum, yanlışlıkla gelen var mı? Zamanını harcamasın burada diye. Şöyle söyleyebilirim, son işte 6 yıldır falan ben aslında sahneye çıkmaya başladım. Daha önce de çıkıyordum ama hayatımı buradan artık müzikal anlamda da ifade etmeye çalışıyorum. İşin garibi, çok sevmeye başladım ben bu durumu. Sahne inanılmaz yaratıcı, dinleyiciyle direkt ilişki kurabildiğimiz, hatta bazı şarkıları niye söylüyoruz kardeşim, yani kendi şarkılarımızdan sıkıldık bunlardan falan. Gibi bir çok aktif bir alan orası. Fakat şöyle eleştirilerle çok karşılaşıyoruz. Niye kendi şarkılarınızı daha fazla söylemiyorsunuz diyenler var. Fakat orası başka bir deneyim alanı. Ben de bu tarihsel bir bağlam kurmayı seviyorum. Senin de çok ciddi, bana çok ciddi katkıların var ürettiklerinle ilgili. Bu karşılıklı yani. Aynı noktada buluşmak çok güzel, önemli yani. Tevazu sahibi olmanı seviyorum zaten. Bir tarihsel ortak şarkı hafızası bölümü açtığımızda da hepimize ait olduğunu düşündüğüm ve seyir dinleyicinin de çok ciddi katılım sağladı. Eğlendiğimiz bir bölüm de açıyoruz. Bunların içinde işte Beyaz Kelebekler de var. İşte baktığında aslında Cem Karaca var, Neşet Ertaşlar var. Çünkü hani senin Neşet Ertaş söylemen beklenir. Evet. Dışarıdan bakan dinleyici. Ama sen gidince bak neler oldu da söylüyorsun orada mesela. Ve çok eğleniyoruz. Çünkü Adile Naşit babam sınıfında dans etmiş onunla mesela. Tabii onu ya, resmetmek. Muazzam şarkı, muazzam şarkı, görüntüler, her şey geliyor. Şarkılar biraz koku gibi, böyle hafıza tazeleme konusunda. Bence çok önemli bir içeriğe sahip. Belki bu buluşmayı birlikte yaşadığımızda da biz çok sahneden keyif alıyoruz. Onun dışında bayağı bir külliyat oluşmuş besteler açısından ve sahnenin zamanına uygun hepsini paylaşmamız mümkün değil. Benim bir hayalim var ama çok gerçekçi, bugüne ait bir hayal değil. Böyle bir iki gün süren falan bir konser yapsam. Yastık yorgan millet gelse yiyecekler, arada dinlensek, yeter artık sus deseler falan. Hepsini bir çalsam, herhalde bir final konseri yaparsak önümüzdeki işte bir 10 yıl sonra belki de. Yok, o zaman o konser hemen olmasın. Ama bence ara şey olarak böyle bir konser çok güzel olabilir yani. Yani böyle gelen gelsin, giden gitsin, sıkılan çıksın falan, öyle bir kendime ait belki müzisyenin yorgunluğunu atmak için. Belki de. Anamur'da doğdun. Evet. Oradan buraya geldin. Mi aslında, hani buraya geldin diye ezbere konuştum bir anda da. Çünkü senin Fransa maceran var, Almanya var. Evet. Almanya'da uzun yıllar yaşadın hatta. Bu Güney Türküleri ile biz aslında seni tanıdık. Ve oraya gelene kadarki süreçten böyle kısacık bahsetmeni istiyorum aslında. Nasıl oldu yani? Çok kısacık bahsedilmez elbette. Evet, şöyle bir durdum zaten ama çok yani, hızlı ifade edeyim. Hani müziğe nasıl merak saldın aslında? Böyle bu, sormak istediğim soru bu. Başka türlü sorayım dedim. Babamın köy hayatındayken tanıdığı bir komşu varmış. Çok sevdiği birisi ve çocuklarıyla beraber çalıp söylerlermiş. Babamın bir hayali bu. Sonra babam işte memuriyet hayatı başlıyor. Biz Anamur'da doğdum ama birçok ülkenin birçok yerini gezme fırsatımız oldu. Evet, bu benim için büyük bir zenginlikti. O anlamda şanslısın. İlk bağlamamı babam aldı. İşte annem şarkılara eşlik eder. Yani biz bunu aslında geleneksel bir oyun gibi falan başladık.
İşte bir şey göstermek, bir şey çalmak, onun arayışını olmak ama üniversite yıllarıyla beraber aslında biraz daha benim açımdan nasıl öğretilir, müzik nedir arayışı başladı. Şimdi aslında bilmeyenler için o bilgiyi de verelim. İktisat okudum. Evet, İstanbul Üniversitesi yani İktisat Müziği. Sanki konservatuar okumuşsun gibi. Oraya da insana yaptıkların itibariyle ama iktisat okudum. Benim bağlama hocam şey demişti Kemal Kaplan. Seni konservatuara hazırlayalım mı? Ondan sonra hemen ikinci cümlesi şu oldu. Boş ver dedi. Elin kırılsa hiçbir şey yapamazsın. Bari mesleğin olsun işte diye kalmış. ama yanı sıra biz tabii İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarın programını dışarıdan biz okuduk. Şanslıydım. Çünkü armoni konusu, şan konusu, farklı enstrümanlara doğru yönelme konusunda çok iyi yönlendirildiğimi düşünüyorum. Fakat hala sahneye çıkmak ya da albüm yapmak gibi niyetim yok. Çünkü Anamur'da kültür merkezi, halk evi gibi kurumsallaşmış yerlerde, kitleyle ilişki kurulabilecek yerlerde bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yani çalıştın da oralarda evet. Aslında değil mi? Yani orada da bayağı bir birçok arkadaşla beraber çalıştım. Oradaki dersleri aslında ben biraz vermeye çalışmayla ilgili bir süreçti. Sonra işte bana dediler ki sen niye albüm yapmıyorsun? O kilit soruydu. Ben de dedim ki ne gereği var? Daha sonra bu soruyla beraber ikna edildim ve albüm yaptık. İşte 6 tane albüm, film Güney müzikleri hariç ve dizi müzikleri hariç. Güney Türküleri o dönemde çıktı. Evet. İşte para topladı insanlar. Biz bir demo yaptık. O demoyu dağıttık. Acaba yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Benim çok garipsediğim bir şey, insan kendi sesini duyamazmış. Hani algılayamazmış tınısını, rengini. Hı-hı. Mix yapılıyordu. O zaman işte kaset var. Taksiye biniyordum. Taksici arkadaşa rica ediyordum. Böyle bir kilometre gidince geriye döner misiniz diyordum. Geriye dönüyorduk. Bunu kim dinler diye bir daha mix'e girmeye çalışıyordum. O gidişler gelişler Ankara'da benim için hep böyle kendi sesimi öğrendiğim anlar oldu. Çok güzelmiş bu. Devamında da artık biraz daha madem bu işi yapıyoruz. Niye beste yapıyorum? Babam çünkü anneme bize beste yapmış. Biz dinledik. Bunun iyi ya da kötü olması bizim için çok önemli değildi. Sonra kardeşim müzikle işte yoğunlaştı. Geldiğimiz an itibariyle böyle bir ailesel bir kolektif çabayla dinleyicilere buluşturmaya çalıştık şarkıları. O dönemde kaset var, sonra CD dönemi başladı. Evet. Şimdi CD dönemi bitti, evet. Bitiyor hatta ama albümü bastın. Sonuçta artık bir CD'si var bu albümün. Evet. Belki son CD'ye basılan son albümlerden birisi olacak. Vedalaşma CD'si. Veda CD'si. Ama şey tabii yani bu müzikten vedalaşma değil, dijitalde devam edecek çünkü ama başka bir şeye cep telefonlarına evet, girdi, evet. Bir kısım sosyal platformlar üzerinden evet, ilerlemeye başladı gibi durumlar. Plak yok ama değil mi sende? Ben hep sonlarını yakaladım. Böyle CD çıktığında kasetim vardı. Hadi benim de CD'm olsun falan. Şimdi CD kalktı ortadan. Geriye ne kaldı? Plak kaldı. 25. yıl konserleri düşünüyorum işin açığı. Onların kaydı yayınlansa ne güzel olur mesela. Ya da bir best of bir, evet. Ya yani öyle bir şey olmasını çok isterim. Ya da belki abi, dinleyicilerin evet, istedikleri. Öyle bir şey olmasını çok isterim. Dilerim de olur. Ama şey de ilginç. Hani kaset, CD, plak. Tabii araya başka araçlar da girdi. USB'ler, şunlar. USB var. Bunların içinden en sıcak kaset ve şey geldi bana. Plak. Ya CD, kaseti ben hala çok seviyorum. Yani o koptuğu zaman yapıştırmak, tabii, ileriye yani sarmak yani falan o çok... Stabilo kalemlerle döndürerek evet, sarma halleri o paylaşmalar falan. Yani arkadaşlar arasında falan. CD öyle bir şey olmadı. Evet. Yani o kodlanma hikayesi herhalde beni de rahatsız eden bir şey. Plak da keza öyle bir yere ama koyuyorsun. Plak başka bir şey zaten. Bayağı şey, sanat eseri. Yani üstüne kesinlikle, bakarsın tabii, tabii, daha özenirsin çünkü kocaman bir hı, malzeme var elinde ve onu en iyi şekilde doldurmak istiyor. Ya büyük istiyorsun, işçilik yani. Çıkart kabından işte iğneyi al, işte koy, otur, cır cır çalsın. Hele ki 45'i plak dinliyorsan tek şarkı başında bunu ama ben onu seviyorum mesela. Ben plak, plak bir de müziği görebildiğin tek kesinlikle, şey aslında baktığında. Kesinlikle. Çünkü hani o plağın üzerinde bir kısım yollar vardır. Evet, o yollar evet, şarkıları ayırır. Evet. Hangi şarkıya gitmen gerektiğini sana o gösterir falan filan yani aslında. Plak dinlemenin şeyi dair, ritüeli dair. Kesinlikle. Keşke bir Erdal Yöne plağı olsa elimizde ve dinlesek. Diliyorum 2-2,5 yıl sonra bu 25. yıl etkinlik diye tasarladığım hı-hı, birkaç bir şey var. Orada dilerim olur.
Pekala. Peki o zaman bir besteci Erdal Güney'den bahsettik. Müzisyen ve öğretici Erdal Güney aslında çok girmemekle birlikte bir de eğitimci tarafım var. De onun ötesinde bir de araştırmacı tarafım var. Aslında seninle yan yana geldiğimiz noktalardan biri bu. Çünkü türküleri sadece söylemekle kalmıyorsun. Merak ediyorsun, kökenine iniyorsun, nerede nasıl yazıldığı öğreniyorsun ya da yeni türküler yazıyorsun. Bunun üzerine. Biraz ondan bahsetsek, hani nasıl böyle bir merak ortaya çıktı? Bunun gurbetle alakası var mı? Yurt dışında yaşadığın dönemde özellikle bu daha mı? Çünkü orada öyle çalışmalar yaptığını da biliyorum. Fransa'da bir 6 ay, işte Almanya'da bir 6-7 yıl. Aslında Almanya'ya gidişim benim yüksek lisans yapmak için gitmekti. Daha sonra orada bir özel bir müzik akademisinin teklifi üzerine Berlin'de. Tabii orada bir eğitim, özellikle geleneksel bir kültürle ilişki kurulacaksa, bunun bağlamları çok geniş, katmanları çok geniş. Hani her türkünün sözleri bir metin aslında. Yani edebi formlar gibi neredeyse. Mizahı barındırıyor, ağıtlar var, bölgesel farklılıklarla ifade ediş, yorumlanış farklılıkları var. Tabii yurt dışındaki öğrencilerimizle kurduğumuz ilişkide aslında neyle ilişki kurduğumuzu anlamamız lazım. Yoksa bağlamayı alıp, herhangi bir enstrümanı alıp, şarkı söyleyerek bir eğitim olmasını çok öngörmemiştim. Bu da kabul gördü ve onunla ilgili bir süre kendi yöntemlerimle bulduğum bir metot geliştirmeye çalışmıştım. Tabii şöyle de bir şey oluyor. Yani hayatı farkında yaşamanız gerekiyor. Bu hem bilgiye ulaşmak açısından hem bu bilgiden aldığınız hazla ilgili bir şey. O anlamıyla bütün o türkülerin üsluplarını, tarzlarını, bir de ben Taşelliyim yani Anamurluyum. İşte Mut, Silifke, Mersin, Anamur, Silifke arasındaki bölge, bir de Göksu'nun böldüğü bir bölge var. Yani aslında o coğrafya için Göksu'nun doğusu mu batısı mı denir. Mersin başka bir durum. Çukurova'ya biraz yakın olma durumu bir yanıyla da. O anlamıyla oradaki kültürel kimlikler açısından da çok hoş şeylerle karşılaştım. Rumlar var örneğin. İşte onlar bizim müzikal kimliğimize nasıl katkı sağlamışlardır çok merak ediyorum. Çünkü hani modülasyon denebilecek şeyler var türkülerde. Değişiyor makam, işte ritmik yapıları belli ama hani bu nasıl olabilir? Bir de sahil Akdeniz. Bir de yörükler var işte dağlarda falan. Genellikle resmi tarih ifadeleri şeydi. Örneğin klarnet nasıl girmiş olabilir oraya? Bağlama, kabak, kemane, kaval varken. İşte genellikle hep söylenen şey şuydu. Askerlikteyken bando müzikaya katılınmıştır. Oradan klarnet öğrenilmiştir. Yani evet, klarnet niye orada var onu da bilmiyorum. Sonra oradaki geleneksel müziğin icra ediş biçimleri değişmiştir. Şimdi fakat keman da çalınır. Keman ama klasik pozisyonda değil, diz üstüne konulup çalışılır. Kemençe gibi. Kemençe gibi. Aslında kabak kemane. Evet, bir anlamıyla da. Şimdi tüm bu hem organoloji hem tarihsel biraz tamamen müzikolojinin alanlarına giren hikayeler benim o türkülerle kurduğum ilişkiyi çok besliyordu. Yoksa radyodan açıp ya da işte bir yerden dinleyip de tad almanız mümkün değil. Bir de oralardan yeni bir şeyler geliştirebilir miyim diye arayışlarım vardı. Tabii orada bir müzikolog olmadığım için sorunlu bir durumdu. Çok fazla yoğunlaşmadım. O üretilenleri alıp bugüne ait tırnak içinde popüler araçlarla sunmayı daha doğru buldum. Çünkü tarihe kendi adımıza bir nokta koyma hakkımızın olmadığını düşündüğüm için. Daha sonraki dönemde de biz oraya ait yeni besteler yaparak, yeni şarkılar, tırnak içinde türküler yazmaya çalıştık kardeşimle. Şimdi tarihe nokta koymayı uygun bulmadım dedin ama programa nokta koymak zorundayız. Bu kadar çünkü çok maalesef aslında bir taraftan çok uzunmuş gibi geliyor. Önümüzde 25 koca dakikamız var. 5 dakika 20. gibi falan hissettim. Ama şey işte başladığın anda da bitiyor bir taraftan. Bu yüzden yavaş yavaş bitirmek durumundayız. Çok teşekkür ediyorum geldin. Yeni albümün yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Yağmur'u bekle. Çok güzel bir kapak fotoğrafı var. Onu da hikayesini anlatsana son dakikada. Erdal Kınacı'nın bir çalışması o. Biraz üzerinde de oynamalar yapıldı kendi izniyle. Erdal abi aynı gerçek zamanda fotoğraf, tabii. kendi iyi bir fotoğrafçı olmakla beraber kendine ait bir dili de var. Perihal albümün kapağı da ona ait. O da onun.
Bu çalışmada tekrar onun çalışmasını kullandık. Ona da teşekkür ederim. Yani şey orada aslında Yağmur'u bekliyorsun hani bir taraftan arka kapaktaki evet. fotoğraftan. Yani şey. O da Zeynep Şimşek arkadaşımın. Şimdi iki tane fotoğraf var karışması. Evet kapağın arka tarafında da gerçekten biz bir konsere gittik ve Yağmur geliyor mu? Açık havaydı. Bir festival konseriydi. Ben böyle alıp bir baktım yani güneş de vuruyor gözüme falan. O arada çekmiş Zeynep. Ondan da izin aldık. Ona da teşekkür ederim. İki tane şahane fotoğraf arasında evet. şahane bir albüm dinleyicilerimizi bekliyor. Gazete Duvar için yaptığımız Duvar Özel'de ben Deniz Murat Meriç, Erdal Güney ile birlikte sizlere onun son albümü üzerinden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalıştık. Yeniden buluşuruz belki bir noktada. Hoşçakalın.